Derya Uluğ'un sahnesine uzanıyoruz. 2023'te müzik kariyerinde zirveye ulaşan isimlerden biriydi. İlk albümü çıkardık. Üstüne bir de yılı gerçekten zirvede bitirmek bizim için hayalimizdi. Zaten albüm yaparken hedefimiz buydu. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Sevgilisi Asil Gök'le çıkardığı Yansıma şarkısında gelinlik giyerek prova yapmış oldu Derya Uluğ. 2024'te evlilik görebilecek miyiz? Valla Asil Bey'e sorun artık. Ben topu ona atıyorum yani. Ona sorun artık. Hayırlısı olduğu zaman da olur. Ben merak ediyorum yani şimdi tamam klipte falan giyiyor. Oyuncular falan da sahne için giyiyor da şimdi Asil Bey yanınızda olunca hani bir çift olunca giyince daha bir değişik bir değil mi? Tabii oldu. Olmaz olur mu yani? Hani ikimiz de o şekilde böyle bir beni görünce özellikle hani gelinlikte falan değişik bir his oldu. Hepimiz duygulandık. Prova gibi oldu. Evet. Neler yapıp neler yapmayacağımızı orada test etmiş olduk. Güzel oldu ama bakın enerjisi ne kadar güzel oldu. İnsanlar da aslında o samimiyet sıcaklığı hissetti demek ki. Çünkü biz gerçekten o klibi çekerken samimi ve ne hissettiysek yazarken de söylerken de sahnede de nasıl söylüyorsak o şekilde bir klip çektik aslında. Ona çok özdeşleşen bir şey. İnsanlar da onu hissetti demek ki. Çok şükür iyi yerlerde. Çıkardığı Nefes albümü 2023'e damgasını vurdu. Derya Uluğ böyle albümler çıkarmaya devam edecekmiş. İnşallah. Albümdeki ben çoğu şarkı zaten kliplendireceğim. Albüm kolay bir şey değil. Ama benim yıllardır zaten yapmayı beklediğim bir şeydi. Üzerinde çalıştığımız bir şeydi. Bundan sonraki albüm ne zaman olur bilemiyorum ama bence albüm çok kıymetli bir şey. Çünkü single olarak sunamayacağımız aslında daha uzun yol şarkıları oluyor, daha demlendikçe güzelleşebilecek şarkılar oluyor. Hani sizin de zamanla sevebileceğiniz şarkılar oluyor. O yüzden o açıdan albüm çok kıymetli. Arada bir yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Sahne kıyafetine geliyor konu. Baştan aşağı altın rengi olan elbisesi yaklaşık 10 kiloymuş. Vallahi şöyle söyleyeyim. Hani bu hazırlık değil de bu kıyafetin hazırlanması bayağı bir zaman aldı. Çünkü oldukça ağır bir kostüm. Yani elinizle versem anlarsınız. Ağır bir kostüm taşıması kaç da kilo? Zor. Çok merak ettim. Vallahi kaç kilodur Sine? He? 10 vardır. Çünkü her şey şu an taş. Bayağı bir ağır. İnşallah geceyi biraz kilo vererek tamamlayacağım. Sohbet sonrası sahneye çıkan Derya Uluğ şarkıları ve danslarıyla coşturuyor. Derya Uluğ'un güzel dileklerinden sonra geri sayımla Kıbrıs böyle merhaba diyor 2024 yılına. 2024.